Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size şeftali kabuğundan marmalet yaptım. Şeftali konservesi yapmıştım. Kabuklarını soyarak yaptım. Bunların da kabuklarını değerlendirmek için marmalet yaptım. Çok nefis bir marmalet oldu. Tavsiye ederim. Hem de şeftali kabuklarını değerlendirmiş olduk. Evet gördüğünüz gibi rengi de çok tatlı oldu. Şimdi yapım aşamasına geçebilirim. Esas olarak şeftali konservesi hazırladım. Hem kış için yazın dahi açıp buz gibi yemek için yani elimizdeki şeftalileri değerlendirmek amacıyla. Kışın komposta yapabiliriz veya meyve suyu yapabiliriz. Onları kabuklarını soyarak hazırlıyoruz. Evet incecik bir soyacak yardımıyla bütün şeftalilerimizi soyuyoruz. Yaklaşık 4 kilo kadar şeftali vardı. Hepsini aynı şekilde soyduktan sonra kabuklarımızı bir tencerede biriktiriyoruz. Evet bunlar hazır olan şeftali kabukları. Şimdi suyunu bırakıyorum. Suyu da 2 su bardağı su bırakıyorum. Evet 2 su bardağı su bıraktıktan sonra 2 su bardağı da şeker bıraktım. Evet şekerini suyunu bırakıyoruz. Şimdi kaynamaya ocağın üzerine alıyoruz. Yani şu andan bile rengi çıkıyor suyuna. Çok nefis bir renk oldu arkadaşlar. Ya yani sırf bu renk için bile yapılabilir. Altı yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Evet rengini de saldı artık. Kaynadıktan sonra şu yarım saat bir kaynattım. Daha koyulsun güzel olsun diye. Şimdi yarım saat sonra blenderdan geçiriyoruz. Yani daha kaynarken blenderdan geçiriyorum. Evet bir 5 dakika kadar blenderdan geçirelim. Kabuk şeklinde olduğu için bir de e, çok sıcak olduğu için blenderlama kısmı zor oluyor. 1-2 dakika dinlendirerek yapalım. Yani blenderımız bozulmaması için daha doğrusu. Evet blenderla güzelce geçirdikten sonra tekrar ocağa alıyoruz. Bir 10 dakika daha kaynatıyoruz arkadaşlar. Evet artık marmalatamız hazır bu tabağımızda bu da kavanoza bıraktık hatta hala sıcak. Yani kahvaltı sofranızı renklendirecek tatlandıracak harika bir tarif yapmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.